Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınlara etkinlikli soru bankasında kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci etkinliğimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle kesirlerle toplama ve çıkarmada ilk yapmamız ve dikkat etmemiz gereken yer paydalar mutlaka eşit olmalı arkadaşlar. Eğer eşit değilse mutlaka paydaları genişletme veya sadeleştirme yoluyla eşitlememiz gerekir diyoruz. Paydalar eşitse paydayı arkadaşlar ortak payda olarak yazıyorum bakın. 4 bölü 9'da 2 bölü 9'a bakalım. 9 ortak paydadır. Eşit olduğu için bir tanesini yazdım. 4 ile 2'yi topluyorum. 6 olarak yazıyorum. 6 bölü 9 olur. İstersek bunu da sadeleştirecek olursak 3'e bölelim. 2 bölü 3 olarak da yazabilirsiniz. Sadeleştirme işlemi o sizin kendi tercihiniz olacak diyelim. B'ye bakıyorum. Paydalarımız eşit. O halde 7 ile 4 topladım 11. Orta payda aynen yazdım 11 bölü 13 olur diyorum. Evet, C'ye baktığımız zaman yine paydalarımız eşit. 9'dan 4'ü çıkardım 5 bölü 5 olur. Bunu da 1 olarak yazabiliriz. Evet D'de arkadaşlar paydamızın 9 olduğunu gördüm. 8'den 2'yi çıkarıyorum 6 bölü 9. Evet yine paydalarımız eşit. 12'den 8 çıkardım. 4 bölü 5. Gençler tam sayılı kesirlerde ister bileşik kesire çevirelim. istersek arkadaşlar tam sayılar kendi arasında toplayabilirim. Bakın 2 tamla bunun tam kısmı yok. 2 tamı aynen yazdım. Paydamız eşit işte olduğu için ortak paydayı yazdım. 1, 3 daha. 4 olarak yazdım. 2 tam 4 bölü 8 tam sayılı bir kesir oldu diyoruz. Evet devam edelim. Evet gençler bu etkinliğe baktığımız zaman dikkat ederseniz gençler paydalarımız eşit değil. O halde önceki paydamızı eşitlememiz gerekiyor. Kesrimi 2 ile genişletiyorum. Şuradan yazalım arkadaşlar. 2 ile genişletirsem 2 kere 2 4 2 kere 3 6 artı 5 bölü 6 4 5 daha 9 bölü 6 olur diyorum. Evet paydamızı 4 ile genişletiyorum. 5 bölü 12'yi yazdım. Artı 4 kere 2 8 bölü 12 5 8 daha 13 bölü 12 olur diyoruz. Evet istersek arkadaşlar bunları tabii ki tam sayılı kesre çevirebilirsiniz diyelim. 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 14 artı 3 bölü 14 4, 3 daha 7 bölü 14 olur. İstersek bunu 1 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Hemen 1 bölü 2 olarak yazalım gençler. Evet devam edelim. 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. 3 bölü 5'i bakın 5'e 10 yapmak istiyorum. O halde 6 bölü 10 eksi 1 bölü 10 6'dan 1'i çıkardım. 5 bölü 10 olur diyorum. Evet devam edelim. 11 bölü 12 eksi 5 bölü 6. 2 ile genişletiyorum ikinci sayımı. 11 bölü 12 yazdım. Eksi. 2 kere 5 10 bölü 12. 11'den 10'u çıkarıyorum. 1 bölü 12 olur. işlemimizin sonucu diyoruz. Evet 3 ile genişletirsem gençler. 9 bölü 12. 12. Eksi 5 bölü 12. 9'dan 5 çıkardım. 4 bölü 12 olur diyorum. Evet. 1 tam 3 bölü 4 arkadaşlar. Bakın 1 bölü 2. Gerçekten buradaki en önemli nokta şu. Biz bunu eşitledikten sonra bakın genişlettiğimi düşünün. 2 ile genişletirsem 2 bölü 4 olacak. Eğer 3'ten 2 çıkmıyorsa arkadaşlar mutlaka bir eşit kesir çeviriyoruz. Ama 3'ten 2 çıkıyorsa bir eşit kesir çevirmeme gerek yok diyelim. Bakın gösterelim. 2 ile genişleterek yazıyorum. 2 bölü 4. Evet. Eğer 3'ten 2 çıkmasaydı arkadaşlar önce bileşik kesiri çevirmek zorundaydım. Şimdi çıktığı için bakın 1 aynen yazdım. 1'den bunun tam yoktur. 3'ten de 2'yi çıkardım. 1 bölü 4 olur. 1 tam 1 bölü 4 olarak işlemimizin sonucunu yazarım. Peki. Bunu 2 ile genişletiyorum. Şu alttan yazalım. 2 tam 9 bölü 6. Eksi 2 bölü 6. 2 tamdan arkadaşlar. Bunun tam kısmı yok. Aynen yazarım. 9'dan 2'yi çıkardım. 7 bölü 6. Şimdi arkadaşlar 2 tam 7 bölü 6 diye herhangi bir tam sayılı kesir olmaz gençler. O halde ne yapmam gerekir? Bakın buradan 7'nin içinden bir tane 6'yı alırım arkadaşlar. Çünkü paydamız 6. Yani bir tam alırım. 2'nin üzerine eklerim. 3 tam olur. Buradan 6 eksilttiğim için 1 tam Pardon, 1 bölü 6 olur. 3 tam 1 bölü 6 olarak yazarız. 7, 2 tam 7 bölü 6 diye tam sayı bir kesir olmaz diyoruz. Peki 2 ile genişletelim. 1 tam 3 bölü 10 artı 2 bölü 10 1 tam 3 2 daha 5 bölü 10 1 tam 5 bölü 10 olarak işlemimizin sonucunu yazmış olalım. Devam edelim. Evet yine arkadaşlar işlemin sonuçlarına bakacağız. Şimdi bakalım şöyle arkadaşlar. Öncelikle inceleyelim. Paydalarımız eşit. O halde tam kısımları kendi arasında toplarım. Bakın 3, 1 daha 4. Ortak paydamız 12 yazdım. 5, 2 daha 7. 4 tam 7 bölü 12 oldu. Yine paydalarımın eşit olduğunu görüyorum. O halde tamları topluyorum. 4, 1 daha 5. Ortak paydamız 8. 3, 2 daha da 5 olur. 5 tam 5 bölü 8'dir. 1 tam 3 tam daha arkadaşlar. 4 tam yapar ama önceki şunu eşitleyelim. 4 ve 6 paydasını arkadaşlar 12 de eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu da 2 ile aynen yazalım. 1 tam 9 bölü 12 artı 3 tam 2 bölü 12 Şimdi tamları topluyorum arkadaşlar. 1, 3 daha 4 tam. Ortak paydayı yazdım. 9, 2 daha 11. 4 tam 11 bölü 12 bir tam sayılı kesirdir. Ve aynen yazarım. 4 tam 11 bölü 12 olur. Bu işlemin sonucu diyoruz. Evet paydamızı eşitlemek için 3 ile genişletelim. 2 tam 1 bölü 6'yı yazdım. Artı 3 bölü 6. Evet 2 tamı yazdım gençler. Bunun tam kısmı yok. 1, 3 daha 4 bölü 6. 2 tam 4 bölü 6 olarak yazıyorum. Evet devam ediyorum. E'deki etkinliğe baktığımız zaman gençler paydamızı 15'te eşitlemek istiyorum bunu 5 ile bunu 3 ile genişletelim 2 tam 5 kere 2 10 bölü 15 artı 1 tam 3 bölü 15 Şimdi arkadaşlar tam kısımları toplayalım 2 1 daha 3 tam 15'i e aynen yazdım ortak paydayı 13 daha 13. 3 tam 13 bölü 15 olur diyorum. Evet. Arkadaşlar hemen F'ye bakalım. Paydamızı 15 ile eşitlemek için 3 ile 5 ile genişletiyorum. Bu aynen dursun. 2 tam 3 bölü 15 artı 1 tam 5 bölü 15 artı 2 tam 2 bölü 15 Şimdi Paydamızı eşit. O halde tam kısımları toplayalım. 2 3 5 ortak paydamız 15 3 5 daha 8 2 daha 10 5 tam 10 bölü 15 olur İşlemimizin sonucu diyorum Evet arkadaşlar istersek şöyle 5 ile sadeleştire olursa arkadaşlar 5 tam 2 bölü 3 olarak da yazabiliriz diyelim Evet arkadaşlar sadeleştirme işlemini duruma göre değerlendirmemiz gerekir diyoruz Evet devam ediyorum. Dördüncü etkinliğe geçiyorum. Evet gençler burada da çıkarma işlemlerinde yine öncelikle mutlaka paydalarımızı kontrol ediyoruz. Gizli paydası 1 var dedim. 3 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9 bölü 3 eksi 2 bölü 3 9'dan 2'yi çıkardım. 7 bölü 3 olur. işlemimizin sonucu diyorum. Şöyle gizli paydası 1 var dedim. 3 ile genişletiyorum. 7 bölü 3 eksi 3 bölü 3 7'den 3'ü çıkardım. 4 bölü 3 olur. Evet arkadaşlar. Tam sayılı kesir mutlaka bileşik kesir çevireceğiz. Bakın 2 bölü 1 diyorum. Hatta şöyle yaparım gençler. Gizli paydası 1 var diyorum. Pay değiştirmek için 2 ile genişletiyorum. Yani 4 bölü 2 eksi. 1 tam 1 bölü 2'yi de bileşik kesir çeviriyorum. 2 kere 1 2 1 daha 3 bölü 2. 4'ten 3'ü çıkardım. 1 bölü 2 olur diyoruz. Evet. D'ye geçiyorum arkadaşlar. Şimdi önceki bileşik kesire çevirelim. Daha sonra paydamıza eşitleyebiliriz. Bakın arkadaşlar şundan dolayı yapıyorum bunu. Şöyle de düşünebilirsiniz. Ben bunun paydasını eşitlemek için 3 ile genişletsem 3 kere 3 9 yapar. Bunu da 2 ile 5 ile genişletsem 5 kere 2 10 yapar. Bakın 9'dan 10'u çıkaramam arkadaşlar. Yani eksili bir sayı olduğu için sıkıntı olur diyorum. O öncelikle sayılarımızı bileşik kesre çevirmemiz gerekir diyelim. 3 kere 5 15. 3 daha 18. Bölü 5. Eksi. 3 kere 1 3. 2 daha 5 bölü 3. Bunu 3 ile bunu da 5 ile genişletiyorum. 3 kere 18 54 bölü 15 eksi 5 kere 5 25 bölüm 15 olur. Arkadaşlar 54'ten 25'i çıkaracak olursam ne yapar? 29. 29 bölü 15 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet 3'ten 1 bölü 2 arkadaşlar. Bileşik kesire çevirsem. 3 kere 2 6 1 daha 7 bölü 2. 2'nin gizli paydası 1 var dedim. Paydamızı eşitlemek için 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 2'ye döndü. 7'den 4'ü çıkardım. 3 bölü 2 olur. Burada da arkadaşlar öncelikle tam sayı kesir çevireceğim. Bunu da 2 ile genişleteceğim. 3 kere 6. 18 bir daha 19. Bölü 6 eksi. 2 kere 2 4 bölü 6. 19'dan 4'ü çıkardım. 15 bölü 6 olur işlemimizin sonucu diyorum. İstersek sadeleştirebiliriz. Şöyle 3'e bölelim. 5 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Evet, g'deki etkine bakıyorum gençler hemen. Şimdi 2'den biri çıkarabilirim arkadaşlar. Bakın 4'ten de bir çıktığı için arkadaşlar direkt. Bakın tam kısımları çıkardım bir. Payları çıkarıyorum 4'ten biri çıkardım. 3 ortak paydayı yazabiliriz. Burada önemli olan arkadaşlar pay kısımdaki sayılar birbirinden çıkıyorsa bileşik kesre çevirmek zorunda değiliz diyoruz. Evet buraya bakıyorum arkadaşlar. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu 2 ile. Aynen yazıyorum. 3 tam 3 bölü 6 eksi 2 tam 2 bölü 6. Şimdi arkadaşlar paydalarımız eşit. Bakın paylarda 3'ten 2 çıktığı için bileşik kesre çevirmeden tamları çıkarım. 3'ten 2'yi çıkardım. 1 tam 3'ten buradaki payı çıkarıyorum arkadaşlar. 1 bölü 6. 1 tam 1 bölü 6 olur işlemimizin sonucu diyebiliriz. Evet, devam edelim. 5. etkinlikte yine arkadaşlar ne yapıyoruz? İşlemlerin sonuçlarını istiyor. Evet. 3'ten 1 bölü 4'ü birleşik kesire çevirirsem. 3 kere 4 12 bir daha 13 bölü 4. Şöyle gizli paydası 1 var diyorum. Bunu da 4'e genişleterek yazıyorum. 8 bölü 4. 13'ten 8 çıkardım. 5 bölü 4 olur. İşlemin sonucu diyorum. Evet gençler. 1 bölü 1 diye düşünelim. 5 ile genişletelim. 5 4 daha 9 bölü 5 olur diyorum. Şöyle 1 var dedim gizli paydası. 3 ile genişletiyorum. 6 bölü 3 artı 4 bölü 3 10 bölü 3 olur diyoruz. Evet devam edelim. Arkadaşlar hemen faydalarımızı bakın 1 diyorum ve 12 ile genişletiyorum. Faydamızı eşitliyoruz. 12 çarpı 2 24 bölü 24 bölü 12 eksi 7 bölü 12 arkadaşlar 24'ten 7'yi çıkaracak olursam 17 bölü 12 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet. Gençler. 4'ün gizli paydası 1 var diyorum. 7 ile genişleteceğim. 7 kere 4. 28 bölü 7. 1 tam 2 bölü 7'yi de birleşik kesire çevirelim. 7 kere 1. 7. 2 daha 9. 9 bölü 7. 28'den 9 çıkarıyorum. 19 bölü 7 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet. 3'ün gizli paydası 1 var dedim gençler ve 9'da genişleteceğim. O halde 9 kere 3 27 bölü 9 eksi. Bunu da birleşik kesire çevirelim. 9 kere 2 8. 9 kere 2 18. 4 daha 22. 27'den 22'yi çıkarıyorum. 5 bölü 9 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. altıncı etkinliğe bakıyorum. Evet arkadaşlar burada yine öncelikle paydalarımızı eşitleyelim. Bakın burada 4'ü genişletmem gerekiyor. 5 ile çarpalım. Diğerlerini aynen yazıyorum. 13 bölü 20 artı 7 bölü 20 eksi 5 kere 3 15 bölü 20 paydaları eşitken arkadaşlar paydaki toplamayı çıkarmaları yapabiliriz. 13 7 daha 20 20'den 15 çıkarıyorum. 5 bölü 20 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet arkadaşlar. istersek bunu da sadeleştirecek olursak da 1 bölü 4'e eşit olur diyelim. Evet, bunu 3 ile bunu da 5 ile genişleterek yazıyorum. 11 bölü 15'i e aynen yazdım. Artı 3 kere 4 12 3 kere 5 15 Eksi 5 kere 2 10 Bölü 15 Şimdi arkadaşlar paydalarımız eşit. 11, 12 daha 23. 10 çıkardım. 13 bölü 15 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam edelim. C'ye baktığımız zaman gençler. Şimdi paydalarımızı öncelikle 18'de eşitlememiz gerekiyor. Bunu 2 ile bunu 6 ile bunu 3 ile genişletecek olursam genişleterek bir yazalım ve kontrol edelim. Bir tam 10 bölü 18 artı 2 tam 6 kere 2 12 bölü 18 eksi 15 bölü 18. Şimdi arkadaşlar 10, 12 daha 22. Bakın 15 çıktığı için tam sayıda kesirleri birleşik kesire çevirmeden yapabiliriz diye düşünüyorum. 1 tam 2 tam daha 3 tam 10, 12 daha 22. 15 çıkardım 7. 3 tane 7 bölü 18 olur. İşlemimizin sonucu diyebiliriz. İstersek bunu da bileşik kesire çevirecek olursam 3 kere 18 54 7 de arkadaşlar 61 bölü 18 olarak da görebilirsiniz. İsteyen arkadaşlar bileşik kesire çevirip paydaları eşitleyerek yapabilirler diyelim. Evet burada arkadaşlar paydalarımızı 12'de eşitleyeceğim. Bunu 6 ile bunu da 3 ile genişleterek yazıyorum. 2 tam pardon 6 bölü 12 diye yazalım. Artı 5 bölü 12 eksi 9 bölü 12 Şimdi 6 5 de arkadaşlar 11. Bakın 9 çıktığı için bileşik kesir çevirmiyorum. O halde 2 tam 6 5 daha 11 9 çıkardım 2 bölü 12 2 tam 2 bölü 12 olarak işlemimizin sonucunu yazabiliriz. İstersek bunu da sadeleştirirsek Şöyle 2'ye bölelim. 2 tam 1 bölü 6. İstersek de 6 kere 2. 12 bir daha 13. Bakın 13 bölü 6. 3 şekilde de cevabımızı göstermiş olalım. Evet devam ediyorum. 7. soruya geçiyorum. Evet, biraz büyütelim gençler. Yandaki tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Arkadaşlar öncelikle A, B, C ve D'yi bulmam gerekiyor. Daha sonra da buradaki işlemleri yapacağız. Öncelikle toplam işlemi olduğu için A'yı bulacağız arkadaşlar. A diyorum. Şuradan yazalım. 5 bölü 4 artı 5 bölü 6 faydamızı eşitlemek için 3 ve 2 ile genişletelim. 15 bölü 12 artı 2 kere 5 10 bölü 12 15 10 daha 25 bölü 12. A'nın değeri 25 bölü 12. Arkadaşlar şu toplam işlemlerini hızlı yapabilmek için bütün sayılarımızı paydaları işleyebiliriz. Bakın şunu 12 yapmak istiyorum. 6 ile genişletelim. 6 bölü 12. Bunu da hemen şöyle 3 ile genişletirsem. 15 bölü 12. Bunu da 2 ile genişletirsek. 10 bölü 12 olarak alırsak işlemlerimiz daha pratik olur diyorum. O halde B'yi bulabilmek için bakın 5 bölü 4 yerine 15 bölü 12'yi kullanıyorum. 15 bölü 12 artı 11 bölü 12. 15, 11 daha 26 bölü 12. Hemen C'ye geçtim gençler. 6 bölü 12 ile 10 bölü 12'yi topluyorum. Böylelikle paydaları işlemekte uğraşmıyoruz arkadaşlar. Her seferinde 6 10 daha 16 bölü 12 e D'ye bakıyorum. D'de de ne yapıyorum? 1 bölü 2 yerine 6 bölü 12 yazdım. Artı 11 bölü 12 6 11 daha 17 bölü 12 olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada A B C D'yi bulduktan sonra A'daki işlemi bakıyorum. A'dan D'yi çıkaracağım. A'nın değeri arkadaşlar 25 bölü 12 idi. Eksi. D'nin değeri 17 bölü 12. 25'ten 17'yi çıkarıyorum. Paydalarımızı eşit. 25'ten 17'yi çıkartırsam 8 bölü 12 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. İstersek şöyle 4'e bölecek olursak da 2 bölü 3'e de eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. B artı C. B'nin değeri arkadaşlar 26 bölü 12. Artı C'nin değeri 16 bölü 12. 26. 16 16'da arkadaşlar 36, 42. 42 bölü 12 olur. Evet arkadaşlar. Bunu da tam sayıda kesre çevirecek olursam. Ve şöyle isterseniz direkt sadeleştirelim. 6'ya bölelim. 7 bölü 2 olarak yazarız. Bakın burada 3'ten 1 bölü 2'ye eşit olur diyebilirsiniz. A'dan C'yi çıkaracağım arkadaşlar. 25 bölü 12'den C'nin diğer 16 bölü 12 idi. 25'ten 16 çıkarıyorum. 9 bölü 12 bunu da 3 ile sadeleştirecek olursam 3 bölü 4 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam edelim. Gençler modellemelerde neye dikkat ediyorum? Şimdi modellemelerde ilk kesrimize bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya bölündü. 4 parçası bu yana. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz. Bakın burada bir parçası. Ne olmuş arkadaşlar? Bir parçası üzerine eklenmiş diye düşüneceğiz. Şimdi arttığını görüyorum bakın. Dikkat ederseniz 4'tü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu gençler sonuç kısmıdır. Bu arttığına göre demek ki ben 1 bölü 6 ile topladım diyeceğim. Ve sonucu da 5 bölü 6 olarak yazacağım. Aslında arkadaşlar şunu söyleyelim. Bunun buradan bittiği yerden başlaması gerekirdi. Boyalı kısmını onda söylemiş olayım. Şimdi ikinci kesime baktığım zaman arkadaşlar sonuç kısmında boyalı kısmın azaldığını görüyorum. Demek ki çıkarma işlemi olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü 8'den 4 bölü 8'i çıkarıyorum. 2 bölü 8 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam edelim. Evet gençler 9. soruya baktığımız zaman Emre 1 kitabın pazartesi günü 6'da birini Salı günü 2 bölü 5'ini Çarşamba günü 7 bölü 30'unu okumuştur. Okumadığı kısım kitabın kaçta kaçıdır? Gençler okuduğu kısımları toplayalım. Pazartesi 1 bölü 6 artı 2 bölü 5 artı 7 bölü 30'unu okudum. Toplama yapabilmek için faydaları eşitliyoruz. Hadi 5 bölü 30 artı 12 bölü 30 7 bölü 30 Ortak paydamız 30 5 12 daha arkadaşlar 17 7 daha 24 yani 24 bölü 30'unu okudu. Okumadığı kısım paydamız 30 olduğu için 30 bölü 30'dur diyorum tamamına. 24 bölü 30'u okuduğuna göre 30'dan 24'ü çıkarıyorum. 6 bölü 30'unu okumadı. İstersek arkadaşlar bunu da 6 ile sağa değiştirsem 5'te 1'ini okumamıştır diyorum. Evet, devam ediyorum. Bir bisiklette 10 tam 1 bölü 2 kilometre yolun 9 tam 1 bölü 4 kilometresine gitmiştir. Bu bisikletinin gideceği kaç kilometre yol kaldı diyor. Gençler toplam 1 tam 1 bölü 2 eksi. 9 tam 1 bölü 4. Şimdi paydamızı eşitleyelim ondan sonra konuşalım. 10 tam 2 bölü 4 eksi. 9 tam 1 bölü 4. Arkadaşlar bakın buradaki en önemli nokta şu çıkarma işleminde eğer paylar çıkıyorsa arkadaşlar bakın 2'den 1 çıktığı için tam kısımları kendi arasını çıkarabilirim. 10'dan 9 çıkardım 1. 2'den 1'i çıkarıyorum pay kısmı 1 ve pay diye de 4 yazdım. 1 bir tam 1 bölü 4 kilometre kalmıştır yolu diyoruz. Eğer paylar çıkmasaydı mutlaka bileşik kesre çevirmemiz gerekirdi diyoruz. Evet, devam ediyorum. 11'in soruya baktığım zaman arkadaşlar öncelikle ilk kesimiz 1 bölü 3 artı ikinci kesimiz 1 bölü 4 benden arkadaşlar bu işlemi yazınız diyor ve modelleyiniz diyor. Sonucu modelleyeceğiz. O halde arkadaşlar hemen faydamızı eşitleyelim. 4 ile ve 3 ile genişletiyorum. 4 bölü 12 artı 3 bölü 12'den 7 bölü 12 olur diyorum. Yaşlara hemen şöyle. Sonuç kısmını modelleyecek olursam şuradan çizelim. Evet 12 parçaya ayırdım. Ayıralım. 12 parçaya ayırdım. Sonuç kısmını eşittir diye de gösterelim gençler. Hatta şunu karışmasın. Ne yapıyorum? 7'sini boyuyoruz gençler. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçasını boyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 bölü 12'ye şöyle modellemiş olalım. Evet devam edelim. Evet, 12. soruya baktığımız zaman 4 litrelik sütün 1 tam 3 bölü 4 litresi kullanıldığında geriye ne kadar süt kalır diye soruyor. Gençler 4'ten 1 tam 3 bölü 4 çıkaracağım. Şöyle gizli paydası 1 var diyorum. 4'e genişletiyorum. 16 bölü 4 aynı zamanda 1 tam 3 bölü 4'e birleşik kesire çeviriyorum. 4 geri 1, 4, 3 daha 7 bölü 4 ve çıkarıyorum. 16'dan 7'yi çıkardım. 9 bölü 4 litre süt kalmıştır diyorum. Evet 13. soruya bakalım. Emir 9 TL parasının önce 2 tam 1 bölü 2 lirasını daha sonra 1, 3 tam 1 bölü 4 TL'sini harcarsa geriye ne kadar kalır? Arkadaşlar harcadığı kısımları toplayalım. 3 tam 1 bölü 4 ile 2 tam 1 bölü 2 topluyorum. Faydamızı işleyelim. 3 tam 1 bölü 4 artı 2 tam 2 bölü 4 3 2 daha 5 tam 1 2 daha 3 bölü 4 olur. Bu harcanan kısım arkadaşlar. O geriye kalanı bulabilmek için 9'dan 5 tam 3 bölü 4'ü çıkarmamız gerekir. Bakın gizli paydası 1 var diyorum. 4'e genişletiyorum. 36 bölü 4 eksi. Bunu da birleşik kesre çevirelim. 4 kere 5 20. 3 daha 23 bölü 4. 36'dan 23'ü çıkarıyorum. 13 bölü pardon. 13 bölü 4 TL'si kalmıştır diyoruz. Evet devam edelim. 14' soruya baktığımız zaman işlemin sonucu en küçük sayma sayısı olduğuna göre. Arkadaşlar en küçük sayma sayısı biliyorsunuz 1'dir. Demek ki bu işlem sonucu 1 olacak. Şöyle eşittir 1 diyebiliriz. Buna göre üçgenin değeri kaçtır diyor. Şöyle paydamızı eşitlersek 4 ile genişletiyorum. 4 kere 4 16 bölüm 12 eksi 5 bölü 12 Artık üçgen eşittir 1 diyorum. 16'dan 5'i çıkardım. 11 bölü 12. Artı üçgen. Arkadaşlar şimdi burada paydamız 12 olduğu için. Bir yerine 12 bölü 12 yazıyorum. Şimdi 12 bölü 12 zaten 1'e eşittir. O halde 11 bölü 12 ile neyi toplarsam 12 bölü 12 olur. Bakın paydamız zaten 12 olacak ve pay kısmına 1 gelirse. Yani üçgen yerine ben 1 bölü 12 yazarsam. 11 bölü 12 ile 1 bölü 12'yi topladım. 12 bölü 12 yani 1 olduğunu görüyorum. Demek ki üçgen 1 bölü 12 olmalıdır diyoruz. Evet devam ediyorum. 15. soruya bakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi baktığımız zaman üçgen bölü eşkenar dörtgen arkadaşlar artı kare bölü yıldız eşittir 2 diyor. Buna göre evet bu işlemin sonucu kaçtır dedi. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Bakın. Üçgen bölü kare. Eşkenar dörtgen. Yani şu. Artık kare bölü yıldız 2'ymiş. O halde şu ikisinin toplamı. Bakın yuvarlak içine aldığım sayıların toplamı 2 olacak. Evet. Tam kısımları toplarsak 3 artı 2. Kesir kısmından da arkadaşlar 2 geldi. 3, 2 daha 5, 2 daha 7 olur bu işlemin sonucu diyorum. Bakın 3 ile 2'yi topladım 5. 2 de buradan geldi 7 olur. İşlemizin sonucu diyelim devam edelim. 1 tam 3 bölü 5 kesri Hangi kesir ile toplanırsa en küçük tek asal sayı olur diye soruyor. Arkadaşlar en küçük tek asal sayı. Biliyorsunuz en küçük asal sayı 2 idi. Ama tek asal sayı dediği için 3 olmasını istiyoruz. O halde 1 tam 3 bölü 5 artı Üçgen olsun arkadaşlar. Eşittir 3 diyoruz. Buradan üçgenin diğerini bulabilmek için ne yaparım toplamını bulabilmek için? 3'ten 1 tam 3 bölü 5'i çıkarmamız gerekir. Şöyle gizli paydası 1 var dedim. 5 ile genişletiyorum. 15 bölü 5. Eksi. Bunu da bileşik kesre çevirelim. 5 kere 1 5. 3 daha 8. Bölü 5. 15'ten 8 çıkarıyorum. 7 bölü 5 olur. Üçgenin değeri diyoruz. Evet 17. soruya bakıyorum. Bir araç gideceği yolun önce 5 bölü 12'sine daha sonra 1 bölü 3'üne gidiyor. Ona göre bu aracın kalan yolu başlangıçtaki yolun kaçta kaçıdır? Gençler gittiği kısımları toplayalım. 5 bölü 12 artı 1 bölü 3 bu kısmı gittim. Toplayabilmek için kesrimi genişletiyorum. Evet 9 bölü 12 gidilen yol arkadaşlar. Şimdi kalan yol istediği için tamam 12 bölü 12'dir. 9 bölü 12'yi çıkarıyorum. 3 bölü 12 kalan yoldur. Evet 3 bölü 12 kalan yol olarak yazıyorum. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar 18. soruya baktığımız zaman olduğuna göre üçgen kaçtır diyor arkadaşlar bu eksilendir. Şu çıkan bu da fark. Şimdi eksiler bulabilmek için çıkanla farkı toplamam gerekir. O halde üçgen eşittir. 7 bölü 12 artı 2 bölü 12. 7 2 daha 9 bölü 12 olur. Üçgenin değeri diyoruz. Evet 19. soruya baktığım zaman arkadaşlar toplananı istiyor. Ne yaparım? Toplamdan yani 5 bölü 2'den üçgen diyorum. 5 bölü 2'den 1 tam 2 bölü 3'ü çıkarmamız gerekir. Şimdi arkadaşlar öncelikle paydaları eşitlemek için bunu 3 ile genişleteceğim. Şöyle 15 bölü 6. Arkadaşlar bunu da bileşik keseri çevireceğim ve 3 ile 2 ile genişleteceğim. O halde 2 kere 3 kere 1 3, 2 daha 5. Şöyle 5 bölü 3 olarak görelim. Hatta yazayım gençler. 2 ile genişletelim. 15 bölü 6 eksi. 10 bölü 6. ile onu çıkardım. 5 bölü 6 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet. 20. soruya geçiyorum arkadaşlar. Olduğuna göre kare, daire ve Üçgenle ilgili arkadaşlar işlemlerin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle hemen üçgene bakıyorum. Birden 1 bölü 3'ü çıkaracağım. Şöyle gizli paydası 1 var dedim. 3 ile genişleterek yazıyorum. 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarıyorum. Üçgenimizin değeri 2 bölü 3'tür. Şimdi kareye bakalım. 2 ile 1 bölü 2'yi toplayacağım. Şöyle gizli paydası 1 var der. 2 ile genişletebilirsiniz. 4 bölü 2 artı 1 bölü 2. 5 bölü 2'dir. Son olarak daireye bakalım. Gizli paydası 1 var diyorum. 4'e genişletiyorum. 12 bölü 4 eksi 1 bölü 4. 12'den 1'i çıkardım. 11 bölü 4'tür. Şimdi arkadaşlar bunları bulduktan sonra karem artı daire. Karemiz 5 bölü 2. artı daire 11 bölü 4 eksi üçgenimizin değeri de 2 bölü 3. Şimdi gençler bunlara baktığım zaman 2, 4 ve 3'ü 12 de eşitleyebilirim. Bunu 6 ile bunu 3 ile bunu da 4 ile genişleterek yazıyorum. 6 kere 5 30 bölü 12 artı 11 çarpı 3 33 bölü 12 eksi 8/12. 30 33'te 63. 8 çıkaracak olursam arkadaşlar 63'ten 8 çıkarıyorum. 13'ten 8 çıktı 5. Burada 5 kaldı. 55/ bölüm 12 olur bu işlemin sonucu diyoruz. Evet gençler geçiyorum. 21. ve son soruya. Evet yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır dedi arkadaşlar? Öncelikle 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkaralım. Şöyle paydamızı 3 ve 2 ile genişletelim. 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6. Bakın burası 1 bölü 6'dır. Evet, bunu da arkadaşlar toplayacağım için ne yapalım? Bileşik kesir çevirebiliriz. Veya bileşik kesir çevirmeden de yapabilirim. Bakın 1 bölü 6 artı 1 tam 5 bölü 6 diyorum. Buradan 1 tamı aynen yazdım. 1 bölü 6 ile 5 bölü 6'yı toplarsam da 6 altı bölü 6'dır. Arkadaşlar bu zaten 1 tam demektir. 1 1 bir, bir tam da burada var. 2 olur. Bakın bu işlemin sonucu 2'dir. 2 İki ile 1 tam 1 bölü 3'ü toplayacağım. 2 artı 1 tam 1 bölü 3 diyorum. Bu da tam kısımları toplarsam 3 tam 1 bölü 3 olur diyorum. Arkadaşlar işlemimizin sonucunu 3'ten 1/3 olarak verebiliriz. Evet. Arkadaşlar bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.